bizim ketelerimiz pişiyor. Pişiyor. Annem mutfaktanın mutfağındayız. Evet. İki misafirimiz var. Ve annem mutfaktanın takipçilerinden kendileri. Değil mi? İlk tanışıklığımız ne zaman oldu? Vallahi eski. Çok 2006. Eski. Çok eski. Evet. Evet. 2006 mı? 2007. Evet. Ne zaman buluşmuştuk? 2006-2007. Tabii çok oldu. Vardı. Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz isimlerinizi? Ben Deniz. Ben de Filiz. Işıl sen ciddi ciddi çekim yapıyorsun ha? Evet. Kızım bizim şurada keteler yapmayız. Evet sonra ha, ne yapıyoruz? Tava kitesi çayın yanında. Tabii tembel oldum Doruk gidince. Evde bir şey yok. Doruk olsaydı bak siz dolu mutfağa gelirdiniz. Çok mutluyuz biz. Evet. Sizi tanımaktan sizin çok gibi. Ay. Güzel insanlar. Mutfağı canlı canlı gördüm. Evet. Hülya Hanım o güzel ellerinden güzel şeyler yemek bana nasip oldu ya daha artık ne diyeyim. İnşallah. O zamanda hep kendi mutfağımda nasıl görmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Bunlar güzel şeyler. Evet, Allah sağlık çok versin. Çok güzel. Çok güzel örfümüz, adetimiz, evet. Yeniliğimiz gerçekten çok güzel. Samimiyet. Gerçekten öyle. Gerisi hepsi boş. Evet. Çok kalmadı ama. Sizin samimiyetinizden de çok mutlu olduk. Sağ olun. İyi ki sizleri tanıdık gerçekten. Ben de iyi ki sizleri tanıdım. Buraya gelip de sizi ezip geçemezdim. Ben de çok üzülürdüm zaten. Çok da güzel oldu. Mis gibi de koktu. İnşallah beğenirsiniz ama bu çok güzel. Bize güvenip böyle evinize davet etmeniz. Erzurum'daki emekli bir hoca hanım şey yapmıştı. Şalgam sarması. Aa. Dolma değil de ve bir altın madalya kazanmıştı Erzurum'da. Evet. Onun evinde sabah kahvaltısında pansiyonunda bize bunu yaptı. Ay hepimiz çok bayıldık. Ben o kadar tarif gördüm. Hiç böylesine rastlamadım. Hemen bir ölçülerini verelim. Evet. Hemen iki yumurta, bir su bardağı yoğurt koydum. Aldığı kadar un, içine birazcık karbonat, birazcık şeker. Yani bunlar bir tatlı kaşığı. Tabii biraz 15-20 dakika ilk geldiğimizde yaptım ben. Dinlendi bu. Maşallah çok evet, yani. Çayımı demledim o arada. Süper. Bakın çok da bereketli çıkıyor harika, yani. Harika. Şimdi mesela bunun bir kısmını şimdi tuzlu cevizli. Size iki yapacağım. Birini de tatlı yapacağım. Ya, hamarat kadınım değil annem mi? Annem mutfakta takip edenler kazanır çıkarlar. Evet. Bilgilerine bilgi kazanır. Çok pratik. Çok güzel. Gerçekten. Lut suyu da bir harika. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben bayıldım. Evet. Bir de şekerinin az olması evet. Çok seviyorum ben. Hele böyle altını, gönülden böyle ikra ay var ya. Gerçekten. Bir de altını açalım biraz. Daha da mı? Ben erken çıkarmıyorum değil mi? Hatta geçmiş görüyorum. Annem kırıyor musun? Ha Işıl da bana ceviz kırıyor. Yani çekim yapamadım. Şimdi ben kırayım istersen. Onun bir kısmını tatlı olarak yapacağımız için ona biraz bol ceviz koyalım. İçinde ceviz de var. Yani hem tuzlu hem tatlı yanında. Tabii tabii. Süper bir şey. Yani arkadaşınız geldi yani evet. Şu hazır kekleri ne olur tüm hanımlara hayır, rica hiç, ediyorum. Ya tuzak onlar bize tuzak. Masrafsız bir de kendiniz içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Benim en büyük sıkıntım hiçbir misafirimi hazır alamıyorum. Evet. Almıyorum çünkü misafirim benim için kesinlikle. Çok kıymetlidir. Param olmadığı için değil. Herkesin parası var. Gereksiz harcanacak para. Dostları için, arkadaşları evet. için herkesin parası var. Bir de maşallah ama, biliyorsunuz evet. İşte gençlerimiz için de diyorum ki annem öldü, akrabam yok, yurt dışındayım Hülyan teyze. Onun için sen annemsin evet. diyen çok diyen evet. var. Onlar için bunları yapıyor. Evet. Başka hiçbir şey değil. Arkamdan evet. bir dua okusunlar. Ne arkamdan ya? Gidiyor yani musun? Daha ileride. Allah hiç korusun. Gitmeye niyetim yok. Ben o halde bile gitmedim. Yapacak çok işimiz var. Öğrenecek bizim çok şeyimiz var daha. Evet. Gerçekten çok mutluyum. Vallahi ben de. Ne güzel. İyi ki eşim bugün dikiliye gidelim demiş. Ay çok. Ve dikili deyince. Ben hemen Hülya Hanım. Evet. Dikili eşittir Hülya Hanım benim için. Valla ben de o kadar Işıl kereyağı çekmişim dur. Ben bunu yapamıyorum Işıl. Şey arıyor.
kapalıymış. Ya, bir yere Facebook'tan basıyor. Baktım, telefonu bulamıyorum. O zaman şimdilik güle güle diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.